Bir benzin enjektörü solenoid valve'dir. Enerjilendirildiğinde açılarak yakıtı püskürtür. Çalışma voltajı 0-12 volttur. Ekranda enjektörün açık ve kapalı kaldığı zaman dilimleri görülmektedir. Enjektörler eğer sıralı püskürtme yapıyorsa sıralama 4 silindirli bir motor için 1-3-4-2 şeklinde olacaktır. Bir enjektörün açık ve kapalı kaldığı süreler ancak milisaniyelerle ölçülebilir. Gaz verildiğinde yakıt miktarının arttırılması açık kalan sürenin arttırılması ile gerçekleşir. Çok noktalı ve en direkt püskürtme uygulayan motorlarda bir benzin enjektörü porta veya başka bir ifadeyle emme supabın arkasına yakıt püskürtür. Püskürtme şekilleri geçmişten günümüze 3 farklı şekilde yapılabilmektedir. 1. Eş zamanlı püskürtme. Bu sistemde sadece bir transistör tüm enjektörlerin şase hattını kontrol eder ve tüm enjektörler aynı anda püskürtme gerçekleştirir. İkiz veya yarı sıralı püskürtme. Bu sistemde kumanda iki transistörle gerçekleşir. 1 ve 3. silindirlerin enjektörleri aynı anda püskürtme yaparken diğer devirde 2 ve 4. silindirlerin enjektörleri püskürtme gerçekleştirir. Sıralı sistem püskürtme. Bu sistemde her bir enjektör ayrı bir transistör ile kumanda edilir ve püskürtme 1-3-4-2 şeklinde gerçekleşir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan direkt enjeksiyonlu püskürtme sistemlerinde de aynı püskürtme şekli geçerlidir. Daha önceden yayınlamış olduğumuz benzin enjektörleri nasıl çalışır videomuzda da belirttiğimiz gibi enjektörden püskürtülen yakıt miktarı 3 faktöre bağlı olarak değişir. 1. Yakıt basıncı, 2. Enjektör nozul yani delik çapı, 3. Enjektör iğnesinin açık kaldığı süre. Birinci ve ikinci maddede belirtilen faktörler, motoru üreten fabrikanın belirlediği ve motor çalışırken değişmeyen faktörlerdir. Geriye tek değişken olarak açık kalma süresi kalmaktadır. Bu eğitim setinin hazırlanmasındaki amaç ise bu süre değişiminin yakıt miktarını nasıl değiştirdiğinin gözle görülür hale getirilmesidir. Yapmış olduğumuz benzin enjeksiyon sistemi eğitim düzeneğinde bir adet gaz pedalı Arduino Uno'ya girdi sağlamaktadır. 12 volt ile çalışan dalgıç tip yakıt pompası, yazılımın yüklendiği Arduino Uno, kumanda için 12 volt dörtlü röle kartı ve 4 adet benzin enjektörü kullanılmıştır. İş güvenliği açısından kullanılan yakıt türü yanıcılık özelliğini yitirmiş eski benzindir. Arduino Uno 220 volt 12 volt adaptörle beslenmektedir. Röle kartı ve yakıt pompası 12 volt bataryayla beslenmektedir. Arduino Uno'ya yazılan kodlara bakıldığında ilk satırlar pin ataması, girdi ve çıktı bilgileridir. Harita satırında görmüş olduğumuz 116 ve 158 gaz pedalının rölanti ve tam gaz karşılığıdır. Enjektörün rölantide açık kaldığı süre 50 milisaniye, tam gazda ise bu süre 300 milisaniye olarak belirlenmiştir. Sürenin bu kadar uzun tutulmasının amacı ise yapılan çalışma eğitim amaçlı olduğundan püskürtülen yakıt miktarının daha iyi görülebilir olması istenmiştir. Gerçekte bu süreler örneğin rölantide ancak birkaç milisaniye olmaktadır. Sıralı sistemde iki enjektör arasında geçen süre bekleme diye belirttiğimiz süredir. Bu süre bizim programımızda rölantide 1000 milisaniye, tam gazda ise 100 milisaniye olarak belirlenmiştir. Bağla.
Bas ona. Gaz ver. Gaz ver. Bırak. Gaz ver. Bırak. Tamam.